Arkadaşlar hoş geldiniz. Dersimizde eşkenar dörtgen ve deltoidi inceleyeceğiz. Öncelikli olarak konu başlıklarına bir bakalım, ardından devam edelim. Öncelikli olarak eşkenar dörtgenin özelliklerini inceleyeceğiz. Ardından eşkenar dörtgenin alanına bakacağız. Sonrasında deltoide geçeceğiz ve deltoidin özelliklerini inceleyip en son deltoidin alanıyla beraber dersimizi kapatacağız arkadaşlar. Şimdi kullanım alanlarına ve faydalarına, ardından da ödevlerimizin neler olacağına bir bakalım. Eşkenar dörtgen ve deltoidin kullanım alanları ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Eşkenar dörtgen, inşaat ve mühendislikte üçgen formlarının yerine geçerek yapıların taşıyıcı elemanlarında kullanılmaktadır. Demek ki çok kıymetli bir önemi var. Aynı zamanda grafik ve tasarım alanında düzenli ve estetik geometrik şekiller oluşturmak için kullanılabilmektedir. Biraz sonra göreceksiniz, eşkenar dörtgen aslında bir paralel kenar, fakat kenarları eşit olan bir paralel kenar. Dolayısıyla demek ki bak, estetik geometrik şekil olarak değerlendirilebiliyormuş. Oyun ve eğitim materyallerinde geometrik şekillerin tanıtımında tercih edilir. Eşkenar dörtgenler kuvvetli yapılar oluşturmak için düzgün bir temel oluşturmayı sağlıyorlarmış. Deltoid ise takı tasarımında ve mücevherat üretiminde estetik ve farklı formlar elde etmek için kullanılmaktadır. Mühendislikte ise daha önemli bir işlevi görülüyormuş. Neymiş bu? Mühendislikte çeşitli mekanizmalarda, parçalarına ve vidalı bağlantılarda kullanılabiliyormuş. Geldik şimdi sorumluluklarımıza. Ödevlerimiz 0'dan 10'a matematik kullanıyorsak 270'den 275'e, 288'den 293'e. Hocam niye böyle ayrı? Malum hem eşkenar dörtgen anlatacağız hem de deltoid anlatacağız. Dolayısıyla parça parça olmasının sebebi bu. Dinamo matematik kullanıyorsanız sayfa 307'den 312'ye, bir de 323'ten 326'ya kadar sorumlusunuz arkadaşlar. O zaman haydi bakalım başlıyoruz. Eşkenar dörtgen ve özelliklerine şöyle bir giriş yapalım. Diyor ki kenar uzunlukları eşit olan paralel kenarlara eşkenar dörtgen denir. Evet, aslında bu bir paralel kenar. Bu da şunu sağlıyor. Paralel kenarda özellik olarak konuştuğumuz her şey eşkenar dörtgen içerisinde geçerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada tek farklılık şu. Biliyorsun paralel kenarda sadece karşılıklı kenarlar birbirine eşit. AA, BB demiştik. Burada ise hepsi birbirine eşit. Diyor ki eşkenar dörtgen paralel kenarın özelliklerini taşır. Az önce söylediğim gibi. Fakat ekstraları geliyor. AC ve BD köşegenleri diyor birbirlerini dik keser. Bak, paralel kenarda böyle bir şeyin garantisi söz konusu değildi. Fakat eşkenar dörtgende köşegenler kesinlikle dik kesişiyor. Fakat köşegenlerin birbirlerine ortalama mevzusu paralel kenarda da vardı biliyorsunuz. Şu parça şu parçayla, bu parça bu parçayla birbirlerine eşit olacaktı. Ve yine paralel kenarda olmayan bir durum. Köşegenler aynı zamanda açıortay. Bakın çizmişiz A'dan C'ye. Buradaki de noktalı, buradaki de noktalı. Hepsine noktalı demişiz. Niye öyle? Çünkü A açısıyla C açısı zaten birbirlerine eşit. Bir de açıortay olduklarından dolayı burada oluşan 4 tane açının hepsi birbirine eşit. Aynı durum BD için de geçerli. D açısıyla B açısı eşit olduğundan dolayı bunların 4'ü de çizgili ve birbirlerine eşitler. Unutmayalım, köşegenler dik kesişiyormuş, köşegenler açıortaymış. Ne zaman? Eşkenar dörtgende. Sorumuz diyor ki ABCD diyor eşkenar dörtgen. AB AE'ye, o da DE'ye eşitmiş. Fakat düzgün çokgenlerde bir şey söylemiştik. Diyeceksin ki hocam düzgün çokgen değil ki, çok haklısın. Bütün açıları birbirlerine eşit değil. Fakat kenarlara eşit olan çokgenlerin tamamında şunu mutlaka yapmak zorundasınız. Bilhassa açı sorularında AB uzunluğu malum CB'ye de eşit, CD'ye de eşit, AD'ye de eşit. Çünkü bunu yaparsanız arkadaşlar ortaya gizli olan ikizkenar ya da burada olduğu gibi ADE üçgenindeki eşkenar üçgen ortaya çıkar. ADE'nin bütün kenarları eşit olduğundan dolayı bunların her birisi 60 derece oldu. Şimdi gelelim ikinci meseleye. İkinci meselemiz biz 25'i nasıl kullanacağız meselesi. 25, yine bir M kuralımız var burada bakın. Paralellik söz konusu olduğundan dolayı M her zaman var. 60 ile 25'in toplamı burasını bize ne getirecek? 85. İkizkenarlık var. AE uzunluğu AB'ye eşit. O zaman burası da 85. Peki sorarım size. B açısının tamamını artık biliyor muyuz? Evet. 85 artı 25'ten karşılığı 110 derece. Bu durumda B açısı 110 ise karşı taraftaki D açısının da 110 olması gerekir. O halde artık galiba X'i bulduk. 110'dan 60'ı çıkarttığımda aradığım X'in karşılığı 50 dereceydi. Bu sorunun bana kazandırdıkları 1. Eşkenar dörtgenin açı sorularını mutlaka kenarlara eşitlikleri göstermeliyim. Gizli ikizkenar ya da eşkenarlar çıkabiliyormuş. 2. Eşkenar dörtgenle paralellik durumu söz konusu olduğundan dolayı yine geçen derslerde konuştuğumuz gibi U gibi, Z gibi, M gibi kurallar karşıma çıkabiliyormuş diyoruz.
Sorumuz diyor ki ABC'de eşkenar dörtgeni AC köşegen AD DE'ye dik, AE 10 santim, EC 6 santimmiş, ABC'de eşkenar dörtgenin çevre uzunluğu ne kadarmış deniyor. Şimdi bakın eşkenar dörtgende, ki ileride başka bir dörtgenle alakalı da bunu söyleyeceğim. Şöyle baktınız bir şey yok ortalıkta. Fakat 90 dereceniz var. O 90 derece biraz sonra çok efektif bir şekilde kullanabileceğiz. Nasıl biliyor musun? Eğer sen AC köşegeni çizilmiş ve soruyu ilerletemiyorsan diğer köşegeni mutlaka çizmen lazım. Ben de BD'yi çiziyorum. BD'yi çizdiğimde malum eşkenar dörtgenin en önemli özelliklerinden bir tanesi köşegenlerin dik kesişmesiydi. Hemen 90'ımı da yapıştırdım. Eşkenar dörtgenin bu köşegenlerinin kesim noktasına F dersem AF uzunluğu FC uzunluğuna eşit olmak zorunda. AC'nin tüm uzunluğu 16 olduğundan dolayı böl kardeşim bunu 2'ye. 8 buraya kalacak, 8 diğer tarafa kalacak. Dolayısıyla buraya 2 yazdım. Sonrasında bakın burada bir öklit var. Şu üçgende değil mi hocam? Evet, bu üçgende. Bakın 90 dereceden ne yapmış? Yükseklik imiş. Bu durumda ayırdığı parçaların çarpımı yani 2 çarpı 8 buraya h dersem h'ın karesine eşit olacaktır. İndirilen yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımlarına eşittir öklitte. Bu durumda h kare 16 olduğundan dolayı h'ın karşısında buradan ne bulduk? 4. Bizden ne isteniyor? Eşkenar dörtgen çevre uzunluğu. Şimdi geliyorum. Şurasını şöyle bir temizleyeyim. Çünkü baktıracağım üçgen başka. Şuradaki üçgene bakarsam. Buradaki üçgende DFA üçgeni. DFA. Dik üçgen bu. Bir kenarı 4, bir kenarı 8. O zaman hipotenüs uzunluğu 4 kök 5 olacak. Aa hocam nasıl buldun öyle kısa yoldan? Arzu eden arkadaşlar Pisagor uygulayabilirler. Fakat bir dik üçgende bir kenar k, diğer dik kenar 2k ise, yani bir dik kenar diğerinin 2 katıysa, küçük olanın kök 5 katı her zaman hipotenüs uzunluğuna eşittir. Burada da o vardı. 8, 4. 8, 4'ün 2 katı. Küçük olan 4 olduğu için hipotenüs 4 kök 5 oldu. Eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirlerine eşit olduğuna göre 4 çarpı 4 kök 5'ten çevremizin karşılığı 16 kök 5 gelecektir. Sorumuz diyor ki ABC'de eşkenar dörtgenmiş, AB BE'ye dikmiş, BE 12'ymiş, DE 8'miş, alanı söyler misin? Şimdi güzel kardeşim önce şöyle bir başlayalım. Bizim alan bulabilmemiz için daha henüz eşkenar dörtgenin alanıyla alakalı bir şey konuştuk mu? Hayır, ama ne dedik? Eşkenar dörtgenin tüm özellikleri aslında kimden alıyor? Paralel kenardan alıyor. Paralel kenarın tüm özelliklerini alıyoruz, eşkenar dörtgenin içerisine bırakıyoruz. Eşkenar dörtgenin kendine ait has özellikleri var. Fakat burada benim tabanla yüksekliği bulmam lazım. Ne yapacağız hocam? Şimdi tabanı bilmiyorum. O zaman buraya bir x desem. Eşkenar dörtgenin bir kenarı x artı 8 oldu. O zaman BC dediğimiz uzunluk da x artı 8. Ve siz şuradaki dik üçgene odaklanırsanız. Ben burada Pisagor yapacağım ama kenara 12 olan bazı üçgenler tanıyorum. Deyip oradan da halledebiliriz. Şimdi hipotenüsün karesi. X artı 8'in karesi. Ay hocam kafamda soru işareti kaldı ya. O kenara 12 olan üçgenler. Valla 3 tane var benim aklımda. 9, 12, 15, 12, 16, 20. Bir de 5, 12, 13 var. Galiba burası 5, 12, 13 arkadaşlar. Sonra dik kenarların karelerin toplamı. X kare artı 12'nin karesi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 katı ve ikincinin karesi diye parantez kareyi açtım. X kare artı 144 oldu. X kareler birbirine götürdü. 64'ü karşı tarafa atarsan 16x'in karşılığı buradan 80. Her tarafı 16'ya böldüğümde x'in karşılığı 5. Bakın 5, 12, 13 üçgeni geldi. Şimdi bizden istenen hatırlarsan alandı. Ne ihtiyacım var? Tabana. Tabanı biliyorum artık. 13. Yükseklik ne kadar? 12. 2'ye bölüyor muyum? Hayır. O nerede yapıyorduk? Üçgende, paralel kenarda ve eşkenar dörtgende taban çarpı yükseklik yapıyoruz. Dolayısıyla 13 çarpı 12'den karşılığı 156 gelecektir sorumuzun cevabı. Geldik bir ekstramıza. Bakalım ne bilmemiz gerekiyormuş. Diyor ki AC ve BD, ABC'de eşkenar dörtgenin köşegenleri olmak üzere eğer diyor alan bulmak istiyorsan köşegenleri AC ile BD'yi diyor çarpıp 2'ye diyor böleceksin. Yani aslında şöyle bir durum söz konusu o zaman. Bizim 3. kuralımız oldu bu. Hocam nasıl 3 oldu ya? Paralel kenarın kendine ait 2 tane kuralını hatırlıyorum. Taban çarpı yükseklik az önceki soruda kullandık. Bir de İki kenar bilinip aralarındaki açı biliniyorsa işte kenarları çarpıp sinüs alfa ile çarpıyorum. O paralel kenarın kuralları eşkenar dörtgende geçerli. Bir de şimdi bu geldi 3 tane oldu. Evet, dolayısıyla köşegenleri çarpıp 2'ye bölersek arkadaşlar bu durumda neyi elde etmiş olacağız? Eşkenar dörtgenin alanını. Diyor ki
ABC'de eşkenar dörtgende AC köşegeni 16'ymış, BD 12'ymiş. Hocam köşegen demiyor ki, sen nereden biliyorsun köşegen olduğunu? Hemen çizelim. A, B, C, D. AC uzunluğu gördüğünüz gibi 16 bir köşegen. BD uzunluğu da bir köşegen. Dolayısıyla bunlar da dik kesişiyorlar. O halde 16 çarpı 12 bölü 2 diyorum. 2 ile 12'yi sadeleştirip 6 ile 16'yı çarptığımda alanın karşısında 96 geliyor. Köşegenler biliniyorsa alanı bulmak kolay. Çarp 2'ye böl kardeşim. Sorumuz diyor ki ABCD eşkenar dörtgen. ACBD köşegen dediği anda ben burada hemen şuraya bir 90'a mı yapıştırayım? Lazım olur. AD DF dikmiş. Aha 90 var, 90'dan 90 imiş. Öklit uygulayabilirim. Şimdi sizden de aslında bunları bekliyoruz arkadaşlar. Yani soruya bakarken yan taraftaki o küp şekille bağdaştırmak lazım. Mesela 90'dan yükseklik inmiş oldu şu an öklit. Evvelden de bir soruda uyguladık. Oh, uygulanabilir. Evet. Şimdi şuradaki eşitliklerime x, x dersem bu AE uzunluğu da 2x olacaktır. Sebebi şu, köşegenlerin kesim noktası olan E köşegenleri ne yapıyordu? Ortalıyordu. EC uzunluğu 2x olduğuna göre AE uzunluğu da bunun 2x gerçek. O zaman hocam EB uzunluğu 5 kök 2 ise burası da ne olacaktır? 5 kök 2. Çok haklısın kardeşim. Şimdi gelelim Öklit'e. Öklit'te malum şu üçgenimizde kullanacağız. İndirilen yüksekliğimiz 5 kök 2. İndirilen yüksekliğin karesi. Ayırdığı parçalar x ile 2x'in çarpımı işte. 5 kök 2'nin karesini aldığımda 5'in karesinden 25, kök 2'nin karesinden 2 gelecek. Dolayısıyla burası 50. Burası da 2x kare olacak. Her tarafı 2'ye böldüğümde 25 eşittir x kare. X burada normalde artı eksi 5 gelir ama uzunluk olduğundan dolayı biz artısını tercih edeceğiz. X'in karşılığı 5'miş. Burası 10. 5, 5. Köşegenleri biliyorum. Alan sormuş. Ne demiştik deminki kuralda? Köşegenleri çarpıp 2'ye böldüğünde bu işi tamamlarsın. BD köşegenin uzunluğu 10 kök 2. AC köşegenin uzunluğu 10, 10, 20. Bölü 2. Bunları sadeleştirip çarptığında 100 kök 2 ile karşı karşıya kalacağız. Alan ABCD'nin karşılığı için. Geldik deltoid ve özelliklerine. Bir ABC dörtgeninde AB AD'ye eşit, BC DC'ye eşitse bu dörtgene deltoid denir demiş. Arkadaşlar aslına bakarsanız iki tane ikizkenar üçgenin, bakın DCB, DC ile CB kenarı eşit ikizkenar bir üçgen. ADB, AD ile de AB birbirine eşit. İki tane ikizkenar üçgen ama taban uzunluklar eşit olan. İki tane ikizkenar üçgeni yapıştırdığımızda deltoid elde ediyormuşuz. AC, BD dikmiş. Bak bunun da köşegenleri dik. Kimin gibi? Eşkenar dörtgen gibi. DK, KB eşitmiş. Malumunuz indirilen yükseklik ikizkenar üçgende tabanı iki eşit parçaya böleceğinden dolayı şu iki parça birbirlerine eşit olacaktır. AC köşegeni açıortaydır. Buna dikkat. Eşkenar dörtgende tüm köşegenler açıortaydı. Karıştırmayalım. Deltoid de sadece bu tepe noktaların, üçgenlerin, ikizkenar üçgenlerin tepe noktalarını birleştirdiği doğru parçası olan köşegen açıortay. Diğerinle alakalı bir garantimiz yok. ABC, ADC eşit. Bak bu da önemli. Şurası şuraya eşit olacak. Bunun sebebi ne? Hemen gösterelim. Şuradaki yuvarlaklarımızı bir kaldıralım. Burası A ise burası A olacak. Burası B ise burası da B olacak. Neden bunlar A, A, B, B? Çünkü ikizkenar üçgenin taban açıları. O halde buranın tamamı A artı B, buranın tamamı A artı B olduğundan dolayı bu iki açı birbirlerine eşit olacaktır. Sorumuz diyor ki ABC'de deltoidimiz diyor. AD, AB'ye eşitmiş. DC'de CB'ye eşitmiş. Hemen dikimi yapıştırırım. Çünkü deltoidde o köşegenlerin dik olması son derece önemli. Lütfen sen de bu katkılarda bulun soruda çözerken. 6, 8, 10. Burası da 10 o zaman. 8, 15, 17. O zaman burası da 17. Soru bitti arkadaş. Çünkü bizden ne istiyor? Çevre uzunluğunu. 10, 10, 20. 17, 17, 34. Topladığımda karşılığı ne gelecek? 54. Sorumuz ABCD üçgeninde AD, AF 5 santim, DB 7 santim, BE 6 santim, EC 10 santim, DE de EF'ye eşitmiş. O zaman bakın önce şurayı bir gösterelim. Burası bir deltoid değil midir kardeşim? 5, 5, DE, EF'ye eşit. Dolayısıyla ben şuradan bir açıortay çizdiğimde burasının ne olmasını beklerim? Açıortay olmasını beklerim. Öyle demiştik. Hatta hatırlatalım şöyle. Şunu kestik. İkizkenar yukarıdaki, ikizkenar yukarıdaki, ikizkenarın tepesiyle ikizkenarın tepesini birleştirdiğimizde elde ettiğimiz köşegen açıortay olacaktı.
Öteki açıortay değildim abi. Peki bu açıortayı yazdık, artık deltoidle işimiz bitti. Neye dönüyoruz biliyor musun? Üçgende açıortaya. Açıortayda şöyle bir kuralımız var. Önce kuralımızı bir hatırlatalım unutan arkadaşlar için. A, B, C, D. A'nın B'ye oranı C'nin D'ye oranına eşittir. Kolum parçaya oranı eşit olmak zorunda. Bu durumda 12'nin 6'ya oranı 5 artı x'in 10'a oranına eşit olmak zorunda. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabilirim. Ama ve lakin 12 6'nın zaten kaç katı kardeşim? 2 katı. O zaman 5 artı x de 10'un 2 katı olmalı. Yani 5 artı x'in karşılığı buradan 20, x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 15 gelecektir diyoruz. Bir ekstra ile karşınızdayız. AC ve BD. ABC deltoidinin köşegenleri olmak üzere alan ABC'de AC çarpı BD bölü 2 olur. Aa ben bunu hatırlıyorum diyebilirsin. Nereden? Vallahi 3-5 slide öncesinde eşkenar dörtgenle alakalı mevzuda aynı şeyi söylemiştik. Köşegenler dik kesiştiğinden dolayı oradaki özellik de buradaki özellik eş. Eşkenar dörtgenin alanını bulurken de köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorduk. Deltoidin alanını bulurken de köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyoruz. Diyor ki köşegenlerinin birinin uzunluğu diğerinin uzunluğu 4 katı olan. Birisi 4x, diğeri x olan iki tane köşegeniniz var. Ve bu deltoidin alanı 18'miş. Ha, o zaman köşegenleri çarpıp 2'ye bölüyorum. Ve bu ifadeyi kaça eşitliyorum? 18'e. 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 2, 2 ile de 18'i sadeleştirdim. 9. Sol tarafta x kare kaldı. X kare 9'a eşitse x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 3. Diyor ki kısa köşegenin uzunluğu. Arkadaşlar biz köşegenlerden bir tanesine x, diğerine 4x demiştik. Dolayısıyla kısa köşegenimiz zaten x. O halde uzunluğu 3'tür diyoruz. Sorumuz ABCD deltoid. AD AB'ye eşitmiş. Hemen bakalım şuradan. AD AB'ye eşit. Tamam. DC CB'ye eşit. Tamam. O zaman burası 90 derece. Dediğim anda senin zihninde hemen muhteşem üçlü oluşmalı. Bakın DKA üçgenine bakıyorum. DKA. Buradan kenar ortay çizmiş. 90'ın karşısındaki hipotenüse. O zaman muhteşem üçlü devreye girer. Burası 5-5 olur. Aynı durum CKB üçgeninde de var. Kök 13 çizmiş. Burası da kök 13. Kök 13 olur. Tamam. Başka ne biliyoruz? Bir de 8'imiz var. Hemen şu üçgene odaklanıyorum. Bu üçgenin hipotenüsü 10 birim. Şurası da KA uzunluğu 8 birim. O zaman burası 6 birim. O zaman burası da 6 birim. Peki çok yaklaştık artık. Şimdi şu üçgenle bir Pisagor yapacağım. Hipotenüsüm ne kadar? 2 kök 13. Dik kenarlarından birisi 6. Buna da x diyeyim. Pisagor'umu yazayım. 2 kök 13'ün karesi eşittir. X'in karesi artı 6'nın karesi. 2 kök 13'ün karesinden 2'nin karesi 4. 13 ile çarptım. 52 geldi. X kare artı 36. Attım karşıya. 16 eşittir. X kare x eşittir. Ne geldi? 4. Şimdi artık sorumuz bitti. Çünkü köşegen uzunluklarına ulaştım. AC uzunluğu arkadaşlar 8 artı 4'ten 12. BD uzunluğu da 12. Dolayısıyla bunları çarpıp 2'ye böldüm. Öyle konuştuk demin. Deltoidin alanı nasıl bulunacaktı? Köşegenleri çarpıp 2'ye bölecektik. Ben de köşegenleri çarptım. Şu an 2'ye bölüyorum. 6, 6 çarpı 12'den de karşılığı ne gelecektir? 72 gelecektir biliyoruz. Muhteşem üçlüye dikkat etmen gereken sorulardan bir tanesi. Ve bir soruyla daha karşındayım. ABCD deltoid. AD AB'ye eşit. Tamam. AD AB'ye eşit. DCD CB'ye eşit. Okey. DE EA'ya DE EA'ya AF FB'ye CK GA'ya eşit. Şimdi bir defa şunu fark etmiş olman lazım. DAB üçgeninde DF kenar ortay. BE de kenar ortay. Bak G noktasını da kondurmuşlar oraya. Gerçi G demese de R dese ne fark eder? Kenar ortayların kesim noktası nedir? Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi DAB üçgenini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane alana ayırmış ve bu alanların her birisinin eşit olduğu sana üçgende kenar ortayda anlatılmış olmalı. AGF şurası 4'müş arkadaşlar. O zaman ben de diyorum ki bunların her birisi 4. Tamam. Şimdi bunu yazdık. Sonra gelelim. Kullanmadığım bir eşitlik var. Hangisi? Şu. Eğer bir soruda bir şey kullanmadıysanız şüphelenin kardeşim. Çünkü olayı da kullanmak zorundasınız. Buraya 2K dersem burasının karşılığı ne kadar yapacak? 2K. Ağırlık merkezinde bir kural daha vardı. Eğer siz bir kenar ortay çizmişseniz, şuraya ağırlık merkezi demişseniz, burası X iken burasının karşılığı 2X'ti.
Bakın G'den A'ya yani köşeye olan 2K ise şurasının karşılığı K gelecek. Ve şimdi taban alan ilişkisi yapıyorum. K alanı burada 4'ü görüyorsa buradaki 2K alanı neyi görecektir? 8'i. Hatırlarsan şunlar da birbirlerine eşitti deltoide. Burası 8 ise burası da ne gelecek? 8. Galiba soruyu bulduk. Çünkü bütün alanları hesap ettik. DAB üçgenin 6 tane 4'ten 24. Yukarıdaki DCB üçgenin 2 tane 8'den 16. Dolayısıyla karşılığı 40 olacaktır. Deltoidin dışında ağırlık merkezi ve ağırlık merkezinden geçecek şekilde çizilen tüm kenar ortayların oluşturduğu alanların bilgisine bu soruda kesinlikle ihtiyaç vardı arkadaşlar. Bu kısımla alakalı biraz eksiğimiz olduğunu düşünüyorsak şöyle bir kenar ortayla alakalı bir video süper olur diye düşünüyorum. Şimdi konu biterken deminki cümlemi de şöyle bir tamamlamış olayım. Malum biz şimdi dörtgenleri görüyoruz ama dörtgenlerin içerisinde üçgenin olmama ihtimali yok. Doğruda açıların olmama ihtimali yok. Zaten karşınıza geliyor Z'ler, U'lar, M'ler, muhteşem üçlüler, kenar ortaylar, açı ortaylar her şey karşına geliyor. Dolayısıyla sadece dörtgen bilgisi bu anlamda yetmeyebilir. Onun için rica ediyorum eksik gidik. Siz kendinizi daha iyi bilirsiniz. Hocam benim açı ortay çok kötü falan diyen arkadaşlar oluyor. O halde açı ortayla alakalı mevzunu şöyle biraz vakit ayırıp açı ortay kısmını hallet. Çünkü gördüğün gibi karşına burada da çıkıyor bunlar. Dolayısıyla üçgenle alakalı temelini iyi oluşturursan dörtgenlerle alakalı kendine ait kurallarını öğrendiğinde çok da problem olmayacaktır. Gelelim konu biterken kısmına. Eşkenar dörtgen ve özellikleri benim hafızamda kalan en önemlileri köşegenlerin dik ve köşegenlerin açıortay olmalıydı. Eşkenar dörtgenin alanı paralel kenarın tüm özelliklerini sağlamakla beraber köşegenlerinin çarpımının yarısı şeklinde bulmuştuk. Deltoid dediğimiz mevzu tabanları eş iki tane ikizkenar üçgeni birleştirdiğimizde elde ettiğimiz dörtgen dedik. Bunun da alanıyla alakalı mevzuda köşegenlerini çarpıp ikiye bölmek üzerine kurguladık. Haydi bakalım ödüllü soru zamanı. Bu dersin ödüllü sorusuna geçmeden önce geçen dersin ödüllü sorusunu şöyle bir çözelim arkadaşlar. Şimdi açıortaylar kesiştiğinden dolayı şurası bir kere 90. 90'ı gördüğünde bekletme yapma demiştik dersin konusunu anlatırken. Şuradan uzattım. Uzattığımda şurada bir Z var. Bu Z'den kaynaklı burası noktalıysa burası noktalı. Yukarıda da bir Z var. Burası çizgiliyse orası da çizgili oldu. Peki bu ne işime yaradı? Şu üçgene baktığımızda noktalı noktalı ikizkenar. Dolayısıyla bu parça ile bu parça birbirlerine eşit olacaklar. Şu üçgene baktığımızda önce şunun sırasını kaldıralım kafamız karışmasın. Şu üçgene baktığımızda burada da çizgili çizgili var. O zaman çizginin karşısında çift çizgi varsa burada da çift çizgi olacak. Ne oldu biliyor musun? Muhteşem üçlü oldu. Burası 5, burası 5, burası da 5 geldi. Şuranın tüm uzunluğu 17 olduğundan dolayı burası da 17, şurası da 17. Burası 11 olduğundan dolayı burası 11 ve paralel kenarın nesi sorulmuş? Çevresi. 10 ile 17'yi topluyorum 27, 2 ile çarptığımda 54 gelecektir diyoruz geçen dersin ödüllü sorusu için. Şimdi sırada bu dersin ödüllü sorusu var. Ödüllü sorumuzda diyor ki ABCD 4 eşkenar dörtgen, ED AD'ye dik, EC 4 cm, AE 12 cm olduğuna göre DC kaçtır demiş. Dik var. Vallahi ne diyeyim bilemiyorum. Şimdi bu dik olunca bir şey yapıyorduk be kardeşim. Hadi bakalım yaparsın sen halledersin. Yorumlara yığıyoruz cevapları arkadaşlar. Ödüllü sorumuzun cevabını mutlaka yorumlara yazmayı unutmuyoruz. Bol bol geometriyle alakalı soru çözmeye devam. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Başarılar.